Ekine, köküne, ev en küçük anlamlı parçası, anlam veremeyiz li ekine. Ayrılır kökler isim fiil diye, anlamak için köke gelir ekler. Sözünün kökü sözmek olamaz, isim kök olur bunun gibiler. Sevginin kökü sevmekten gelir, her şeyin özü zaten sevgidir. Sonuna mekmak gelen köklerin adı fiil kök olarak bilinir. Müsaadenle hocam bir şey soracağım, balığın kökü niye bal değil? Evladım kafana elma atacağım, elmanın da kökü el değil. Bazı sesler duyulur doğada, aktarmak gerekir yazıda. Bir aslan miyavladı diyelim, miyav köktür ama yansıma. Sözcükte kök olur, sona gelir ekler. Ekleri bulunca geriye kalır kökler. İsim ya da fiil kök olur orada. Makmek eki almazsa isim kök kalır ortada. Ben de girdim Türkçe'den deneme sınavına. İyi puan çıkmazdı bu şarkılar olmasa. Yapım-çekim, eklerini görelim. Ek-Kök konusunu yine Tonguç'la halledelim. Yansıma kökler isim köktür, çünkü sonuna gelemez mekmak. Anlat öğretmenim döktür, sizinle çok zevkli çalışmak. Sıkılmanın zamanı değil, sırada yapım ekleri var. Yapım ekleri sözcüklerin anlam ve türünü kurcalar. İsimden isim, av ile avcı, isimden fiil, az ile azalmak, fiilden fiil, yazmaktan yazdır, fiilden isim, kork ile korkak, fiilin ya da ismin sonuna gelir, çekim eki değişmez anlam, kitapta örnek ismin sonuna, okuyor derse fiilin sonuna. Bakalım öğrenciler sözcüğüne, öğren fiil kökçü yapım eki, derler çoğul eki gelmiş yine, işte bu da olur çekim eki. Sözcükte kök olur, sona gelir ekler. Ekleri bulunca gelir.